Merhabalar. Yeni bir firma nasıl ekleyebilirim? İlk olarak klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelebildiğimiz gibi, diyalogosu üzerine tıklayarak arama motoruna firmalar yazarak firmalara çift tıklayıp firmalar listesine geliriz. Buradan F4 ekle butonuna basarak yeni bir firma tanımlamaya başlarız. Firma adımızı gireriz. Daha sonrasında firma ünvanımızı gireriz. Ve sonra genel bilgiler alanlarımızı doldurup F2 kaydete basarız. Bu aşamada sistem bize dönem bilgilerini sormaktadır. Başlangıç ve bitiş tarihlerimizi girip F2 kaydete basarız. Ve ilgili dönemimiz eklenmiş bulunmaktadır. Alt taraftaki bilgide de gördüğümüz gibi firma bilgileri başarılı eklenmiştir. Artık dönem, şube ve depo bilgilerini girebilirsiniz şeklinde bir uyarı mesajı verir. Sonrasında ekran kapanmadan diğer bilgilerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Şubeler ve depolar sekmesinde şubelerimiz ve depolarımız ikiye ayrılmıştır. Sol tarafta şubelerimiz, sağ tarafta depolarımız gözükmektedir. Şube bölümünün hemen altında F4 ekle seçeneği ile istediğimiz kadar şube girebilmekteyiz. Şube koduna istediğimiz bir kod, şube adına istediğimiz bir şube adı ve diğer bilgilerimizi doldurarak F2 kaydederiz. Oluşturduğumuz şube için daha sonrasında ilgili kullanıcılara gidip yetki vermeyi unutmamalıyız. Her yeni şube eklediğimizde sistem otomatik olarak onun altında bir depo oluşturacaktır. İstersek depo sayımızı arttırabiliriz. Örneğin depo koduna istediğimiz bir kodu girerek, depo adına da depomuzu tanımlayacak bir isim girerek F2 kaydederiz. Mevcut depolarımızın isimlerinde herhangi bir değişiklik yapmak istediğimizde ise ilgili depo alanına gelerek F5 değiştir deyip buradan depo adımızı istediğimiz bir ada çevirebiliriz. İşveren bilgileri alanında ise şirketimiz ile ilgili verilerimizi buradan giriş sağlıyoruz. Daha sonra serbest muhasebeci mali müşavir bilgilerimizi buradan ve yeminli mali müşavir bilgilerimizi de buradan tanımlayarak ekli bilgilerimizi kaydediyoruz. Sonrasında diğer bilgiler alanında yapmış olduğumuz ekstra bilgilerimiz var ise firma için buradan gerekli bilgilerimizi giriyoruz. E-Devlet modülüne sahip isek buradan E-Devlet alanımıza gelerek fatura kullanıyoruz şeklinde ilgili tanımlamamızı yaparak entegrasyon web adresimizdeki entegrasyon canlı kipini seçip üzerinden verilmiş olan sunucu bilgilerimizin gönderilen birim etiketi alanlarımızı, posta kutusu etiketimiz alanını, gerekli bilgilerimizi tamamlayarak devam ederiz. Eğer firmamız otel olarak takip edilecekse, ilk olarak başlangıçtaki otel olarak takip edilsin bilgisini işaretleyip, daha sonrasında acenta alanımıza geldiğimizde, misafir ekranında çıkacak olan fatura carimizin otomatik olarak gelmesini istiyorsak, ilgili carimizi ekleyerek, misafir faturası satır hizmetimizi ekleyerek, otel faturası satır hizmetlerimizi ekleyerek ekranlara otomatik gelmesini sağlayabiliriz. Ortak bilgileri alanında ise firmamız ortaklı çalışmaktaysa buradan ilgili ortaklarımızın bilgilerini girebilir. Birden fazla da ortak girebilmekteyiz. İlgili alanlarımızı tamamladıktan sonra F2 kaydete basarak görmüş olduğunuz gibi firmamızı tamamlamış bulunmaktayız. Firmada işlem yapacak olan kullanıcılarımızın yetkilendirilmesi gerekmektedir. Artı butonundan yeni bir sekme açarak arama alanımıza kullanıcı yazıp kullanıcı listeme gelerek yetki vereceğimiz kullanıcının üzerindeyken F5 değiştir ile kullanıcı bilgilerinin içerisine girelim. Alt tarafta bulunan firmalardan ilgili firmamızı seçerek klavyemizden boşluk tuşu ile gerekli yetkilendirmemizi sağlayıp F2 kaydet ile yetkilerimizi kaydedelim. Daha sonra sağ tarafta bulunan kısa yollarımızdan çalıştığımız firmayı değiştir kısa yoluna tıklayarak yeni tanımlamış olduğumuz firmayı seçip giriş sağlarız.